Kerem. Kerem neredesin bir tanem? Hangi deliğe girdinse çık gel. Şimdi biz coğrafya çalışacağız. Bak sadece bir saat çalışacağız. Hiç acıtmayacak söz. Kerem. Koskoca Irak'ta o Saddam'ı iğne deliğinden buldular. Ben küçücük evde seni bulamayacak mıyım acaba? Kerem. Kerem kanunla abla teslim ol kaçamaz. Bak Kerem. Dersi 50 dakikaya indirdim. Birden vazgeçtim. Gel teslim ol. Anlaşacağız seninle. Gel. Ben kime diyorum? Ya bu gitmiş. Bu gitmiş, bu evden kaçmış. Eğer ben seni bulmazsam kerametim, bana da afet güçlerini demesinler. Üstümü değiştiriyorum. Operasyon başlıyor. Demek Bahar Hoca Ozan diye biriyle takılıyor ha. Boş ver be oğlum. Bahar Hoca büyük zenden zaten. Aşkın ölçüsü mü var abi? Doğru söylüyorsun. Aşkın ölçüsü yok. Ama... Ama sen de gidip malak gibi öğretmenine aşık olmasaydın diyorsun. Doğru söylüyorsun. Yok be oğlum, öyle demiyorum. Yani sınıfta bir sürü başka kız var. Yani kendi yaşadın falan. Öpeyim mi? İçlerinde Bahar öğretmen gibi bir tanesi var mı abi? Vallahi seni bilmem ama... Benim için bir tanesi öyle. Neyse canım. Ben de saçma sapan bir hayale kapıldım işte. Kadın beni ne yapsın? Bacak kadar çocuğum ben de. Haklısın abi. Belamı aradım ben. Yok be oğlum. Belanı falan aramadın. Yani olur böyle şeyler. Ben de ilkokul öğretmenime aşıktım. Sonra buluyorsun bir kız. Unutuyorsun. Ablamın bir öğrencisi vardı Malatya'da. Ablama aşıktı. Ben de biliyordum. Sonra çocuk evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Arada bir eşiyle gelip ablamın elini öpüyordu. Bu onun gibi bir şey değil Pikachu. Ben Bahar öğretmene aşığım. Her güne sadece onu göreceğim için katlanmak. Bir öğrencinin hafta sonlarından nefret etmesi ne demek biliyor musun abi sen? Tamam çok saçma geliyor. Ben de biliyorum ama öyle. Nefret ediyorum oğlum bütün tatillerden. Bir bahane bulup onun yüzünü görmek için ölüyorum. Sadece bana gülümsesin diye. Ne haber Ali desin diye. Anlıyorum oğlum. Anlamıyorsun abi. Sen hiç böyle bir şey yaşamadın ki. Nereden anlayacaksın? Midem kasılıyor. Bütün iç organlarım birbirine vuruyor onu gördüğüm zaman. Salak gibi oluyorum. Ne yaptığımı, ne söylediğimi şaşırıyorum. Bana bir tek kelime etse, sadece Ali dese, bütün gün ağzım kulaklarımla geziyorum. Seviyorum oğlum ben Bahar'ı. Bahar da Ozan'ı seviyorum. Sen bunu anlayamazsın. Pikachu. Söyle abi. Abi, senden bir şey isteyeceğim. İste kopilim. Ben yalnız kalmak istiyorum. Kızmazsan. Biz çocuklarla her zamanki kafede buluşuyoruz abi. Tamam. Sağ ol. Kopilim. Hiçbir uçak havada kalmaz. Unutma. Öyle mi diyorsun? Hadi sen dolaş biraz. Ah be Kopilim, seni nasıl kurtaracağız bu durumdan? Sen büyüdün koca.
Koca adam oldun, afet güç verir, aldatacaksın ha. Ben seni girdiğin her delikte bulurum. Nerede bu Sedat'ın numarası, nerede? Alo. Efendim, biz Şafak Market'ten arıyoruz. Bugün 40 milyonluk alışveriş yapana 10 milyonluk bir hediye çekimiz var. Ne marketi hanımefendi? Biz Pendik'teyiz efendim. Bizim marketimiz Pendik'te. Oho! Ne işimiz var orada kardeşim? Siz neredesiniz? Biz Çengelköy'deyiz şu an. Öyle mi? Özür dileriz. Rahatsız ettik efendim. Allah Allah! Lan millet malını satmak için ne taklalar atıyor be? Hayret bir şey ya. Ta Pendik'e beni alışveriş yapmaya davet ediyor. Abi o değil de nerede kaldı bizim dördüncü ya? Gelsin de başlayalım artık. Pikachu geldi, Pikachu geldi. Arızalı abi bu. Sabah şerifleriniz hayırlı, şeytanınız bol olsun arkadaşlar. Hoş geldin Kerem, rüya yok mu? Gelmedi mi rüya? Hastanın içinde gönderdiğin testereyle balkonun demiliklerini henüz kesememiştir eleman. Ben seni şu telefona çağrı yapayım da ürperi kullanmasın. Olmaz, olmaz, olmaz. Amma değerli telefonun varmış be. Altı üstü bir çağrı yapacağız. Mehmet'ten telefon bekliyorum. Dur dur, benden ara. Teşekkürler Barbie. Kızım, ben sana söyleyeyim. Senin Mehmet var ya, kendine çoktan başka bir model bulmuştur resmini çizmek için. Hem de en süper modelinden. Evet abi, ne oldu oldu? Naomi Campbell var. Campbell değil, Campbell. Tamam be kızım, biz de İngiliz finish ne yapalım? Kuzguncuk'ta Oxford var da biz mi okumadık? Daha evden çıkamadım. Rüya! Ay! Rüya! Öperi geliyor, sonra görüşürüz. Kimmiş? Kimmiş Ürperi abla? Demin biriyle konuşuyordun sen, arayan kimmiş? Söyle o sapığa bir daha bizi rahatsız etmesin. Ay yanlış mı numara Ürperi abla, hemen sinirlenme. Ne yani? Başkasının sapı yanlışlıkla bizi mi aramış? Çok enteresan. Ürperi abla. Efendim? Ya sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Sen bu ara kendine hiç bakmıyorsun. Bakmıyor muyum? Evet, ben seni ilk gördüğümde böyle ne kadar hoş, bakımlı kadın demiştim. Ciddi misin? Bak, biraz şöyle süslen püslen, bakım yap. Yoksa babamı başka kadınlara kaptırmaya mı çalışıyorsun? Ay! Rüya, durum o kadar mı kötü? Evet. O zaman bir plan yapmalıyız. Bence de. Tamam. Ben önce duşa gireyim. Ama sen bir yere ayrılma. Bak biliyorsun ben çok korkuyorum duşta yalnızken. O filmlerde böyle kadınları duşta öldür öldür veriyorlar. Ne olur sen bir yere gitme. Sonra çıkarım, bir bakım maskesi yaparım. Arkadan güzel bir makyaj yaparım. Üstüme başımı derlerim, toplarım. Güzel olurum. Ama sen bir yere ayrılma. Ben şimdi bir duşa girip geliyorum. Tamam. Ya Süzük, ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın ya? Bilmem ne yapıyorum. Oğlum bunlar kapalı duracak böyle, kapalı. Pardon ya. Ya bu oyunun adı ne? Okey. Ya okey de bu oyunun adı ne? Okey. Ya niye anlamıyorsunuz beni? Oyunun adı ne diyorum? Ay değilim. Of arkadaşlar, nesini oynuyoruz? Tamam Duruca, masanın hesabını oynuyoruz en eğlencelisinden. Tamam abi, ben her türlü varım. Nasıl olsa biz hesap falan ödemeyeceğiz. Ben de varım eleman. Ustam bakar mısın? Ustam be, bizim masaya şöyle bir çay donatsana sen. Çay mı? Ben de bir tane cappuccino istiyorum. Ne? Cappuccino. Cappuccino istiyor. O zaman ben de bir tane cappuccino istiyorum. Bana büyük bardak çay baba. 5 şekerli olsun hocam. Abi yavaş olun ya. Her iddiasına girerim, radyasyon falan vardır içinde ha. Oğlum şöyle su falan içseniz en menbaasından. Ben soda istiyorum, hem de frutti. Tamam. Bana da bir tane öyle ama büyük olsun. Bir de su. İki cappuccino, bir soda, bir büyük çay, bir su, bir öyle. Ustam, tost, hamburger falan varsa onlardan da getirsen. Abi biraz yavaş, biraz yavaş. Merak etme eleman, ben okeyde çok iyiyimdir ha. Kesin hesap onlara kalacak. Tabii ya tabii, tost mas iptal. Gerek yok, bize yeter mopuccino, yeter bize onlar. Ne o Ortega, korktun mu yoksa? Korkmak mı?
Ne korkacağım ya? Şey, bir kere benim Okey olimpiyatlarında altın madalyam var ya 24 ayarından. Abi, sizin gene çenenize vurdu ha. Yeter artık, artık taşlar konuşsun. Şeytanınız bol olsun arkadaşlar. Hoş geldin ya. Hayatım geç kaldın, siparişleri verdik biz. Ülperi ablayı biliyorsun Kerem. Nasıl kurtuldun elinden? Rüya! Rüya! Gel bir kokla bir bak. Nasıl kokuyorum? Allah! Gel bir koklasana. Rüya! Neredesin sen? Yok gitmiş. Ay sakın ben duştayken kaçırmış falan olmasınlar kızı. Ne yapacağım ben şimdi, polise falan mı? Neredesin sen? Afet Hanım. Pardon? Afet Hanım? Evet, Afet Hanım. Yalnız rahatsız etmeyeceğim sizi uzun süre, merak etmeyin. Ben Rüya evdeyse şeyi soracaktım, bu Kerem hangi kafelere takılıyor biliyor mu acaba? Şimdi her şey açıklığa kavuştu. Kerem evde yok, Rüya evden kaçmış, bunlar birlikte gittiler. Ay sakin olun Ülperi Hanım, kimse birlikte bir yere gitmedi. Sizin kardeşiniz benim rüyamdan faydalanmak için onu kaçırdı Afet Hanım. Ne yapacağız biz şimdi, ne yapacağız? Ay polise falan mı gitsek Afet Hanım? Ay durun, hemen panik yapmayın diyeceğim ama siz çoktan yaptınız paniği. Onun için ben size kolay gelsin diyeyim. Ben gideyim onları bulayım. Ay şimdi kim bilir onlar beraber neler yapıyorlardır. Ay Afet Hanım, bak gittin lan. Bekleyin ben de geliyorum, ben de geliyorum. Oradan nikah dairesine gideriz, gün alırız. Allah! Tanımıyorum, salan teki işte. Şimdi tanıtacağım ama kendimi. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun lan sen? 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 Sana göstereceğim lan. Sana göstereceğim lan. Dersi almadım lan sen. Almadım ben dersimi. Almadım ben dersimi. Bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın lan. Ne var, almadım dersimi. Almadım dersimi. Aşk bu kadar ucuz mu abi? O kız seni seviyor. O kız seni seviyor abi. Eleman, bilseydik satranç oynardık ya. Amma düşündün. Beton, bir dur. Bir topa bas, bir bekle ya. Allah Allah. Düşünüyoruz herhalde en felsefiyle. Ay vallahi bu oyunun biteceği yok. Ay acaba ben bir tost daha mı yesin? Yeme, şimdi bitiyor. Ye törpücüm ye. Kızlar, isterseniz siz de böyle kapuçino şekli falan yapabilirsiniz. Ya o zaman bana bir çay, en demlisinden. Allah Allah, en demlisinden. Attık abi, al.
Buraya kadar elemanlar. Sen ney misin be Betum? Oğlum Ortega, bir bile kazanamadık be. Ya. Ben dedim, eleman dedim. Kimse beni okeyde yenemez dedim. Boşuna havalanmayın, söndürürüm siz dedim. Sakalımız yok ki lafımız dinlensin. Kerem'in pikoçum. Resmen darmadağın olduk ya. Değil mi kız Çünli? Hesap da bayağı kabardı. Evet beyler, hadi Ortega Pikachu görelim abi hesabı, hadi. Ya ben bir oyunu biliyorum. Geçen sefer siz bana öğretti ya. Arkadaşlar, Afet Hoca geldi. Afet Hoca geldi. Şaşırmış abi bu. Asıl sen şaşırmışsın. Abla. Abla, abla ya. Nasıl okey'e 5. lazım mı acaba? Arkadaşlar resmen basıldık. Rüya, Rüya, Rüya. Ben abla boğuluyorum, bir dakika. Ay Rüya, Rüya. Kim getirdi yavrum, kim kaçırdı seni evden? Bu patakhaneye kim sürükledi, ben şimdi onu dava etmez miyim? Ülper ablan doğru söylüyor Rüya. Yani kaçacaksan adam gibi birinle adam gibi bir yere kaçsaydın. Sevimsiz şey. Yürü gidiyoruz eve. Ay bir dakika, Ülper abla sürüklemesene ya, ne kaçırsın? Yürü. Oyununuz bitti. Kim yendi? Biz yendik. Öğretmen. Yendiğinizi zannediyorsunuz değil mi? Asıl burada olmakla yenilen sizsiniz. Toparlanın yürüyün, benimle beraber bir yere gideceksiniz. Nereye gideceğiz öğretmenim? Üzümünü ye bağını sorma. Üzümünü ye bağını sorma demek ne demek? Okey demek Didem, okey demek. Hadi Pikachu, biz de hesabı ödeyelim abi. Hesabınız ödendi, hanımefendi ödedi. Aşkım montumu alır mısın? Şansal, Erman, yakında baba oluyorum şerefsizim, baba. Siz baba olmanın nasıl bir duygu olduğunu asla bilemezsiniz. Hiç balık olmak gibi bir şey değildir. Akvaryumda yüzmeye asla benzemez, bulutların üstünde gezmeye benzer. Selam. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz, buyurun. Mutluluğun formülü gibi geldiniz şerefsizim. Yani bir siz, bir ben, bir de bebek. Bir siz, bir ben, bir de bebek. Tutar mısınız lütfen? Ha, konuşuyor. Baba diyor. Ba, ba, ba. Duyuyor musunuz? Evet efendim, duyuyorum. Babacığım, annemi Uludağ'a götür de diyor. Siz duyuyor musunuz? Hayır, sadece baba dediğini duyuyorum. Ba. Baba, annemi Uludağ'a götür. Kulağım mahvoldu. Şimdi duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Ben fena halde kar ve buz aşeriyorum. Ya 15 gün tatilinde beni Uludağ'a götürürsünüz... ...ya da çocuğumuzun ismini annem koyar. Ama Sevda Hanımcığım... ...yani 5 kuruş paramız yok biliyorsunuz. Uludağ'a nasıl gideriz ki? Uludağ'a gitmek yerine gazozuna gitsek? Madem baba olmak istiyorsunuz, o halde aşağıdaki şeyleri sağlamak zorundasınız. Ama Sevda Hanımcığım, Sevda Hanım. Çaresi yok, para bulmam lazım. Dünyanın parası gider ya Uludağ'a. Elimizde ne var bir bakalım. 15 gün boş bir okul. 15 gün içinde boş okulda ne yapabilirim? Mennan gir içeri. Gel çatlak Kerem. Bu ne? Benim olduğumu bir bilişte bildiğiniz vallahi abim. Helal olsun, bravo ya. Salak herif, okulda senden başka kimse var mı? Ne istiyorsun söyle. Bu size Tobatis ister misiniz diye soracaktı amirim. Hani yenge habile ya aşırıyorsa Tobatis isin. Halis köy tomatisi bunlar. İyi koy şöyle bir yere. Bunun hepsini size veriyorum.
Ya koysana şuraya. Bunun hepsini size veriyorum amirim. Nasıl olsa bana koydan bir kasa daha gelecek. Öyle İstanbul'daki gibi de pahalı değil ha. Burada 1,5-2 milyon. Bizim koyda 300-400 bin ya. O kadar fark oluyor mu? Ekmez be amirim, sen ne diyorsunuz? Bu durumda senin köyden domates getirip burada 5 katına satıp parayı 5'e katlayabiliriz. Katlarız şerefsizsiniz ki amirim ya. Tamam o zaman. Hemen bir kamyon domates sipariş ediyoruz ve burada salıp hazırında satıyoruz benden. Satarız amirim. Şimdi. Bu senin köy buraya yakın mı? Yani sipariş versek ne kadar zamanda gelir? Şimdi akşama kadar gelir. Öyle fazla uzak değil. Yakın benim köy ya. Güzel. Salı gününe kadar domatesleri okulda muhafaza ederiz. Zaten okul soğuk hava deposu gibi. Kalorifer falan dayanmayacak, tamam mı? Salı pazarında da bunları satar işi bitiririz. Haklısınız vallahi abim ya. Tamam. Hemen şimdi sıcağı sıcağına sipariş verelim domatese. Ara onları. Aman da hemen arıyorum. Çıt 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 çıt. Alo Cemşik. Ben Mennan. Mennan. Amirim seninle konuşacak. Domates sipariş edeceğiz de. Bakın fiyatını ona göre yapın ha, uygun olsun. Amirim benim amirim olur. Hadi veriyorum hadi bak. Alo. Selamun aleyküm ağalar. Bir kamyon domates sipariş edecektim de. Evet evet, Mennan'ın çalıştığı okula gönderin. Ama biraz acele edin. Parasını peşin ödeyeceğim ha. İyi günler, iyi günler. Bakayım şuna. Oldu bu iş. Hey Uludağ, bekle bizi, geliyoruz şerefsiz. Abir ya, abirim ya. Yüce Rabbim abirimi daha çıksın diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Canım. Bahar, evde misin? Evdeyim bir tanem. Bir sorun mu var? Yok, bir şey yok. Ben geliyorum Bahar, ayrılma bir yere. Tamam bir tanem, evdeyim ben. Güzel, evde görüşürüz. Hadi öptüm. Tamam, görüşürüz baba. Allah Allah, kötü bir şey mi oldu acaba? Çok tedirgindi sesi. Ali ne oldu? Gel içeri. Şu yüzünün haline bak. Ne oldu, kavga mı ettin? Gel pansuman yapalım hemen. Öperim, öperim. Ay Metin, yetiş. Ölüyorum ben, hakkını helal et Metin. Neyin var hayatım? Ay. Bir ambulans çağırayım mı? Yok, yok, bu kız beni erken gönderecek Metin. Bak söylüyorum sana. Sen zaten sürekli uçuştasın. Ben artık tek başıma zapt edemiyorum Metin. Bak gene evden kaçtı. Al karşına, onunla konuş. Ah ben böyle, hem anne hem baba nereye kadar ben böyle. Gelmişken bir bardak da su getiriver. Yanında da üzümlü lokum olsun. Sen bunun için mi beni işten acilen çağırdın? Ben de ne zannettim? Daha ne olsun Metin ya, kız evden kaçtı diyorum sana. Ay sen ne geniş adamsın, ne rahat adamsın. Ay ben ne emekler verdim o kıza. Allah Allah. Kız arkadaşlarıyla buluşmuştur. Allah aşkına bunun için kavga etmeyelim. Kavga mı? Ben şimdi seninle kavga mı ediyorum mahalle kadını gibi? Ay inanmıyorum Metin. Sen bana mahalle kadını dedin. Yanlış anlıyorsun. Ben öyle demek istemedim. Ha ben anlayışsızım yani. Ay Metin sen beni diri diri gömersin. Ben seni niye diri diri gömeyim Allah aşkına? Saçmalama sana. Ne yani, ben diri değil miyim Metin? Ay sen beni hakikaten sevmiyorsun ya. Ay ben öleyim vallahi, öleyim. Çok acıyor mu? Çok değil. Bu buz presi acını hafifletir. Yüzünün şişmesini de önler. Yarına hiçbir şeyin kalmaz. Teşekkür ederim. Anlat bakalım ne oldu? Düştüm. Düştün. Bir hayli yuvarlanmış olman lazım. Yani bu kadar farklı yerleri yaraladığına göre
stilli düşmüş olman lazım değil mi? Çok yetenekliyimdir. Hadi Ali, bana da mı anlatmayacaksın ne olduğunu? Biz arkadaş değil miyiz? Arkadaş mıyız? Elbette arkadaşız. Öğretmen öğrenciden başka bir şey olamayız sanıyordum. Canım niye olmayalım? Biz seninle bir sürü şey paylaştık. Sen bana sırlarını anlattın. Anlattım değil mi? Anlattın. O zaman gerçekten arkadaşız. Arkadaşız. Sevindim. Ben de. Hadi anlat bakalım şimdi, nereden bu yaralar? Arkadaşlar birbirlerini zorlamazlar. Eğer gerçekten arkadaşsak bu konuyu kapatalım. Peki. Peki. Seni zorlamayacağım. Hazır olduğun zaman nasılsa anlatırsın. Ama yine de bana geldiğin için teşekkür ederim. Bilmiyorum. Gidecek başka bir yerim yokmuş gibi hissettim. Geliyorum hemen, bir dakika. Selam. Hoş geldin Ozan. Şaşırttın beni bugün arayınca. Seni hiç beklemiyordum. Seni çok özledim. Görmek istedim. Fena mı yaptım yani? Bilir misin? Dur. İçeride bir öğrencim var. Gel. Öğrencim dediğin bu bacaksız mı yoksa? Ozan. Bunun palavralarına inanmıyorsun öyle değil mi? Ne palavrası? Bak bunun anlattığı gibi değil. Melis benim üniversiteden arkadaşım. Ama Melis kim? Yani aklı sıra bu bacaksızın beni sana ispiyonladığı kız. Kafede oturmuş sohbet ediyorduk. Sadece sarıldım o kadar. Ben gideyim artık. Pansuman için teşekkür ederim. Ben gideyim. Ali dur. Ali gitmek zorunda değilsin, kalabilirsin. Yok, sizin konuşacaklarınız vardır. Biz sonra konuşuruz. Hoşça kalın. Ozan ne diyorsun sen? Bak, inan benimle o kız arasında herhangi bir şey yok. Erkek arkadaşından ayrılmıştı. Ben de ona destek olmak için elini tuttum ve sadece sarıldım o kadar. E'si kafeden içeri girdi ve üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumak için iki tane çaktım. Ali'yi sen mi dövdün? Ne yani, sana hiçbir şey söylemedi mi? Bir dakika. Beni bir kızla gördüğünü falan sana anlatmadı mı? Git Ozan. Bahar bak, dinle beni. Bir şeyler açıklamak zorundayım sana. Lütfen dinle beni. Ozan git, çünkü yalan söylüyorsun. Bir şeyler açıklamak zorundayım ama Bahar, lütfen Ozan, dinle beni. Ozan git evimden. Peki. Gidiyorum. Ama her şey burada bitmedi. Hoş geldin Afet. Bu ne güzel sürpriz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Rıbaç'ım bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Şanslı öğrencilerin bunlar mı? Evet, öğrencilerim. Onlar da üniversiteye gidecekler. İnşallah bir üniversite görsünler istedim. Ne iyi ettiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Merhaba. Rıfat Bey benim okuldan arkadaşımdır. Şimdi bu üniversitenin dekanı. Biz şimdi şöyle bir dolaşıp ondan sonra gideceğiz. Eşlik edeyim. Sağ ol. Hiç sen kendini yorma. Kolay gelsin sana. Ben ayrıca gelirim, sohbet ederiz. Peki, siz bilirsiniz. Tamam. Görüşmek üzere. Sohbeti de beklerim. Tamam.
Her iddiasına girerim. Dünyada en güzel şey üniversiteli olmak ha. Of ya, ne kadar güzel. Her şey serbest. Keşke biz de bu okulda okusak. Abi, bu okulda okunmaz mı en şahanesinden? Üniversite dedikleri şey bu kadar güzel miydi ya? Üniversite ülkemizin en modern üniversitelerinden biridir. Anadolu'daki bazı imkanları olmayan üniversiteler vardır ama ne olursa olsun, nerede olursa olsun üniversite bir kültürdür. Ya ne kadar güzel, ne kadar özgür bir yer. Burada okumayı acayip isterdim ha. Ay keşke hepimiz aynı üniversitede okusak. Çocuklar, çocuklar, demin de dediğim gibi üniversiteler sadece bir eğitim kurumu değildir. Aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Buralarda okumak istiyorsanız kahvelerde oturacağınıza çalışın. Özgürlüğün her zaman bir bedeli vardır. Şimdi gelin benimle. Tatilde hızlandırılmış programa giriyor öğrenciler. Her gün burada dersteler. Biliyorum sizin buraya ayıracak paranız yok ama inancınız var ve size hep yardım etmeye hazır öğretmenleriniz var. Sizin zaman kaybına tahammülünüz yok çocuklar. Keşke rekabeti olmayan bir ülkede istediğiniz üniversiteyi seçebilme şansınız olsaydı. Ama burası Türkiye, bunu unutmayın. Yani sizin öğrenci olarak o vakit geçirdiğiniz kahvelerde yüz binlerce lise mezunu insan pinekliyor, işsiz. Özür dileriz öğretmenim. Tamam, özrünüz kabul edildi. Ama o kabul bir şeyi değiştirmiyor ki, ailelerinizin sizden beklentileri var. Kendiniz için beklentileri var. Ne olur yapmayın bunu. Yani herkes bir çalışıyorsa sizin bin çalışmanız lazım. Sizin çalışmaktan başka, başarı için başka sermayeniz yok ki. Ben öğretmenlerle konuşup yarın okulda kurs başlatıyorum, sizin sınıfınızda. Arkadaşlarınıza haber verin. Gelmek mecburiyeti yok. İsteyen gelir. Bu sizin için de geçerli. Canı isteyen gelsin kursa. Pazarda 2 milyon olsa, biz 1.800'e satsak, şıpın işi bütün domatesleri bitiririz şerefsiz. Keşke daha çok sermayemiz olsaydı da 2 kamyon, hatta 5 tır dolusu domatesi alıp burada güzelce satsaydık şerefsizim. Merhabalar Amil Bey. Merhaba, merhaba Afiyet Hanımcığım. Hayrola, bir şeyinizi mi unuttunuz okulda? Hayır efendim, ben izin almak için geldim. Okul zaten tatilde, benim izin almanıza gerek yok. İşte okul tatilde olduğu için izin almaya geldim. Ya yani bu çocukların çalışmaya çok ihtiyacı var. Onun için okulda onlara ders verip derslerini kuvvetlendirmek istedim. Okulda mı? Böyle bir şeye katiyen izin veremem Afiyet Hanım. Ama bunların çok ihtiyacı var. Bunun kime ne zararı var ki? Boşuna çenenizi yormayın Afiyet Hanım. Şu an okulumuz sömestr tatilinde kapalıyız. Pekala. Ben de gerekli mercilerden izin alırım. Çocuklarımın menfaati olduğu sürece kimse bana engel olamaz. Kimse beni engelleyemezmiş. Çatlak bu kadın be. Keçi, keçi! Buyurun amirim. Beni mi çığırdın güzel amirim? Buyurun.
Evet babacığım, seni dinliyorum. Bak canım, seni şunun için çağırdım buraya. Evet. Ürperi ablanla aranızda ne var? Bir şey yok. Ama sürekli takışıp duruyorsunuz. Takışıp durmuyoruz. O sadece beni boğuyor. Hayır, seviyor. Boğuyor. Hayır, seviyor. Bak sevmese hiç senin yüzünden hasta olur muydu? Gayet iyi bir kadın Ürperi. Bak üzüntüsünden yataklara düştü. Yani Ürperi ablayı ben hasta ettim, öyle mi baba? Teşekkür ederim. Öyle demek istemedim. Neyi paylaşamıyorsunuz anlamıyorum. O seni annenmiş gibi seviyor. Düşünüyor. Beni annemmiş gibi düşündüğü falan yok baba. İşi gücü dedektiflik yapmak. Hem başkasının annelik yapmasına ihtiyacım yok benim. Kimsenin annelik yapmasına ihtiyacım yok. Söyle ona, peşimi bıraksın. Yanlış anlıyorsun yavrum. Ben böyle olacağını bilsem evlenir miydim? Evlenirken bana mı sordun baba? Ürperi ablayla sorunumuz varsa bırak da biz halledelim. Ne oldu Metin? Seni de dinlemedi değil mi? Ay bu kız başımıza asi oldu Metin. Kusura bakma ama hepsi senin yüzünden. Yani otoriteyi boş bıraktın gittin. Bana çekti Zahir. Anneciğim demişti. Bak asilik yapma, çocuğun da sana benzer demişti. Ay ne kadar çabuk tuttu duası. Metin, ben bir koşu annemi arayayım. Bu haftaki milli piyango çekilişi bize çıksın diye bir duaya dursun bakalım. İster misin bu hafta bize çıksın? Dur, ben hemen arıyorum. Hey Allah, sen benim aklıma mukayyet ol. Oh be, mis gibi memleket domatesleri bunlar abinin ya. Mendan, bu domatesleri hemen kalorifer dairesine taşıyacaksın. Tamam amirim, siz hiç merak etme ya. İyi, aferin. Sen de tam zamanında getirdin domatesleri. Bizde her şey vaktinde olur. Ben de parayı artık vaktinde alayım hemen. Para mı? Ne parası ya? Daha satmadık ki. Ama biz sattık, bizde para peşindir. Yapma ya. İyi tamam, verelim o zaman. Ne yapalım? Al bakalım. Salı günü bu verdiğim paranın tam 5 misli cebimde olacak şerefsiz. Kerem'ciğim. Hadi kalk, gidiyoruz. Abla 5 dakika daha uyuyayım. Tatildeyiz ya. Tamam, ben çıkıyorum, okula gidiyorum, ona haber vereyim dedim. Abla, gerçekten beni kaldırmayacak mısın? Yok yavrum, derse gelmek mecburi değil ki. Sen uyu. Gerçekten gitti ya. Bahar. Ozan, ne işin var burada? Konuşmamız lazım Bahar. Bahar, beni dinlemek zorundasın. Niye dinleyecekmişim? Sevgi zorla olacak bir şey değildir. İnsanın içinden ya gelir ya da gelmez. Senin de içinden gelmişti. İçimden gelmişti evet. Ama sen içimdeki her şeyi öldürdün. Değiştiğini sanmıştım ama sen hiç değişmemişsin. Bak değiştim Bahar. İzin ver ispatlayayım. Nasıl ispatlayacaksın? İlk kez izin verdiğim zaman Mine diye biri çıkmıştı karşıma. Bu kez izin verdiğim zaman neydi adı, dur bakalım. Melis diye birisiyle çıktım. Bir daha izin verdiğim zaman ne olacak? Melike diye biriyle mi çıkacaksın karşıma? Onlar gelip geçici şeyler. Hepsi birer hata Bahar. Sen benim evleneceğim kadınsın. Ama sen benim evleneceğim adam değilsin Ozan. Beni bırakamazsın Bahar. Niye, zorla mı tutacaksın? Beni bırakamazsın, tamam mı? Ne sanıyorsun sen kendini be? Beni istediğin zaman başından atamazsın. Yoksa beni bırakıp başkalarıyla mı fikirdeşeceksin ha? Ozan, ne dediğini sanıyorsun sen? Ne yapıyorsun lan sen bana öğretmeni? Gene mi sallan bastı bacak? Defol git lan buradan. Defol ben lan. Yine ben lan. Ulan önümü buraya. Defol git lan. Bana öğretmeni lan. Bırak şu bana öğretmeni. Lan. Bir daha bana öğretmeni yaklaşma. Tamam lan, gidiyorum. Yaklaşma lan bana öğretmeni. Ama Bahar'a dua et. Sen bittin oğlum. Artık yaşamıyorsun. Bittin lan. Yaklaşma lan buraya. Yaklaşma Bahar'ın yanına. Sen bittin oğlum. Yaklaşma. Bittin. Ali, iyi misin? İyiyim. Bakın, şu kayak elbisesinin büyük bedeni bana olur. Ama böyle hamile hamile kayak yapmanız doğru mu acaba? Neden doğru olmasın? Hamile hamile ders vermem doğru oluyor da. Artı, hem madem beni bu kadar çok düşünüyorsunuz, o zaman paralı izne çıkmamı sağlayın.
Ama benim böyle bir şeye yetkim yok ki Sevda Hanımcığım. Madem böyle bir yetkiniz yok, o zaman biz de yarın Uludağ'a gidiyoruz. Evet evet, yarın Uludağ'a gidiyoruz. Yarın mı? Evet. Ama Sevda Hanımcığım. Ay, şu kayak montları da çok güzelmiş. Kar falan da geçirmez herhalde. Sevda Hanımcığım, bari salı günü gitseydik. Hayır efendim, yarın gideceğiz. Ay, keşke anneciğim de misafirleri olmasaydı da o da gelebilseydi. Sevda Hanımcığım, bari şu domatesleri satıp öyle gitseydik. Malum onun parasıyla gideceğiz. Ay ne diyorsunuz Allah aşkına, domates falan? Dediklerinizde hiçbir şey anlamıyorum. Yok bir şey, yok bir şey. Siz kafanızı takmayın. Ben böyle kendime göre hesaplar falan yapıyorum. Bakar mısınız? Şuradaki montların büyük beden olanı var mı acaba? Tabii efendim, var. İnşallah yarın sabah erkenden domatesleri satıp öğleden sonra gideriz. Hazır Pakize Hanım da yokken baş başa çok güzel bir tatil geçiririz. Şey, ben bu kayak takımlarının yavaş gideninden istiyorum. Hamileyim de. Maşallah, çay da çok güzel olmuş. Öyle değil mi Bilbil? Çay çok güzel olmuş, değil mi Mennan Efendi? Öyle orada ağzını ayıracağına... geçsen de iki satır yardım etsen bana diyorum. Şimdi şöyle oluyor Bilbil... ben sana yardım edemem. Niye lan? Çünkü benim bir bacağım diğer bacağımdan daha kısa. Küçük. Allah Allah! Yok canım. Bak, ben de... kekemeyim. Ah. Ama bak, ne yapabiliyorum? Temizlik yapabiliyorum. Yapabiliyorsun, bravo Bilbil. Şimdi abim Amerika'da değildi, burada olaydı biliyor musun? Beraber temizliğimizi yapardık. Girdik içerdik, vay. Aman burada olduğu zamanı da biliyoruz. Birbirinizi yiyordunuz ya. Benle abimle uğraşacağına Menel Efendi sen kendine bak. Kimsen yok, yapayalnızsın. Aman, Ayşem var, Ayşem var. Ayşen mayşen yok benden. Sen Haluk Sinaks yon ondan görüyorum. Madem ben, gidiyorum ben. Ne güzel konuşuyorduk. Sen güzel güzel konuş. Ben temizlik neyin yapmam lazım, öyle boş boş burada takılamam ya. İyi hadi git. Aman aman elmalı. Her gün böyle olmalı. Akkerdanın üstünde. Fındık, ceviz, kırmalı. Ayol ne kadar soğuk okut. İçim katıldı ayağım. Sesim ya Ayşem olsun. Aman Afiyet öğretmenim. Sizin okulda ne işiniz var ya? Güzel okulumuzun sömestre tatiline girdiğini unuttunuz mu yoksa? Yok unutmadım da okul çok soğuk benden, kaloriferleri yak. Yakamam Afiyet öğretmenim. Ne demek yakamam? Şimdi şöyle oluyor. Kaloriferleri yakarsam amirim de beni çatır çatır yakar ya. Niye yaksın seni canım? Yak kaloriferleri, buz gibi okul. Afiyet öğretmenim, acıyı bana. Yani beni yakın, kendinizi yakın, her şeyi yakın ama... kaloriferleri yakmamı istemeyin ben de ya. O zaman ben halledeceğim demektir. Aman amirimin tuvalet işleri. Pazarda satacağız da. O yüzden. Demek son numara bu ha? Yak kaloriferleri benim. Afiyet öğretmenim, hiç olmazsa domatesleri dışarıya çıkaraydın ya. Hayır, domatesler burada duracak. Yüce amirim bunların burada kalmasını istiyorsa biz de bu karara uyacağız benden. Ama Afiyet öğretmenim, domatesler bu sıcakta heder olur, çeker gider, mahvolur, yok olurlar ya. Sen idari amirinden daha mı iyi bileceksin benden? Yüce Rabbin idari amirini bu domatesleri burada muhafaza etmek için yaratmış ya. Çok yak kaloriferi. Yaktık, yaktık. Kime yaktık? Kaloriferi kime yaktık? Aman ye.
Demek hepiniz geldiniz ha. Hepimiz geldik öğretmenim, en tam kadrosundan. Çok teşekkür ederim. Mecbur olmadığınız halde geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Üniversiteye gitmek istiyoruz öğretmenim. De bu kıyafetlerle, okul kıyafetlerine niye geldiniz? Serbest giyinebilirdiniz. Yok öğretmenim, biz isteyerek giydik bunları. Hem zaten normalde giydiğimiz kıyafetler okul kıyafetlerinden daha iyi değil ki hocam. Hoca camide. Çocuklar size çok güzel bir sürprizim var. Nedir öğretmenim? Yoksa kursta başarılı olanlara kiremit mi vereceksiniz? Tamam, kursta başarılı olun, sana kiremit vereceğim Ayşe. Çocuklar, diğer öğretmenlerinizle konuştum. Onlar da tatillerini feda edip size ders verecekler okulda. Yarın coğrafya ve edebiyat var. Öbür gün fizik ve kimya. Hatta İdan öğretmenle konuştum, o da beden eğitimine geliyor. Yapmayın öğretmenim. Sus. Evet, derse başlıyoruz. Dersimiz inkılaplar. Test sorularıyla cevap vereceksiniz inkılaplara. Anlaştık? Aman ey, Amir bu ya. Okula gelmiş ya. Amirim. Amirim, siz Umut'a gitmemiş miydiniz amirim ya? Yoksa soğuktan üşüyüp geri mi geldiniz amirim? Zerzek herif, domatesleri satıp onun parasıyla gidecektik Uludağ'a. Yoksa bende Uludağ'a gidecek para mı var? Doğru söylüyorsunuz amirim ya, unutmuşum. Mennanlık hali işte. Amirim, durun. Bu aralar okul pek tekinde. Neler saçmalıyorsun sen be? Çek içeri ayağımın altından. Amirim, bir şeye ihtiyacınız varsa amirim söyleyin, ben hemen gidip alıp geleyim ya, siz boş boşuna zahmet etmeyin amirim ya. Bugün gene salakların üstünde, salak herif. Çek elinden. Eyvah, girdi okula ya. Bu okul neden sıcak böyle? Ne sıcağı amirim, sizi öyle gelmişti ya. Ah! Cayır cayır yanıyor şerefsizim. Kaloriferlerim yandı. Salak olun salak. Salak amirim. Domateslerim. Allah'ım mahvoldum ben. Mahvoldum. Nasıl yakasın bu kaloriferi, nasıl? Şimdi şöyle oluyor abirim, Allah belamı versin ki afet öğretmek zorladı beni ya. Ve dedim ona yakmayalım dedim ama çırpındım, atladım, o dedi ki yakılacak diye bağırdı, şey yaptı. Mecbur kaldım, ben yapmadım, afet aramı zorladı. Vallahi ben yapmadım ya. Bittim ben, gitti paralar. Amirim, salça olarak sarsak olmaz mı? Salça! Al sana salça! Salak herif! Gerizekalı! Amirim, aklıma bir fikir geldi ya. Ben en iyisi size şöyle bol domatesli bir menemen yapayım ha. Geberteceğim ulan seni, geberteceğim! Amirim, kılık kıyafet devrimi batılılaşma adına gerekli bir devrim. Bu okulun idari amiri olarak izin vermediğim halde ders yapmaya nasıl cüret edersiniz? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığım izne güvenerek bu cüreti gösterdim efendim. Ya burası olur? Çocukların önünde tartışmayalım. Size daha önce izin alacağımı söylemiştim. Peki benim domateslerim ne olacak? Bir kamyonda yumurta alırsınız. Menemen yapıp afiyetle yersiniz. Abirim, domatislerin arasında 3 tane sağlam domates buldum ya. Bunları satıp para kazanabiliriz abirim. Lan senin cezanı versin!